Merhaba Burçlu takipçileri. Tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi oğlaklar için bir fal kapattım. Oğlak burçları için. Bakalım oğlak burçlarını bu ay neler bekliyor. Hep birlikte bakalım sevgili oğlakların falında neler çıkmış. Evet sevgili oğlaklar. Şöyle söylemek istiyorum. İlk önce belki hayatınızda hiç kimse yoksa, boşluktaysanız, bir beraberliğiniz yoksa bir ruh ikiziniz var. Bakın aynı kişi iki kişi olarak çıkmış. Yani bir ruh ikizinizi bulabilirsiniz. Hayatınıza bir insanı katabilirsiniz. Uzunca zamandır düşündüğünüz, yapmak istediğiniz bir şey için bir adımda bulunabilirsiniz. Bir adım atabilirsiniz. Ve şunu söylemek istiyorum. Çok güzel gelecek olan bir haber var. Uzaklardan gelecek olan bir güzel haberle sevinecek sevgili oğlaklar. Dediğim gibi bir yaralarını bulacaklar. Yani ruh ikizlerini bulacaklar. Hayatlarında eğer hiç kimse yoksa bir insanla yeni bir ilişkiye başlayacaklar. Yarım bıraktıkları bütün işleri belki yoluna koyup sırasıyla bunları yapacakları bir enerjiye sahip olacaklar bu ay içinde sevgili oğlaklar. Ve şunu söylemek istiyorum. Evli olan oğlaklar için de eşinizle ilgili güzel bir sürpriz yapmak istiyorsunuz. Güzel bir hediye, güzel bir sürpriz yaparak eşinizin, çünkü size karşı kırılan bir gönlü var. Belki gönlünü almaya çalışacaksınız bu anlamda. Böyle bir sürpriz düşünüyorsunuz. Ve dediğim gibi uzaklardan sizi çok mutlu edecek güzel bir habere kavuşacaksınız. Şu an için aslında içinizde çok büyük böyle sıkıntılar, çok büyük sorunlar gözükmüyor sevgili oğlakların. Fakat çok fazla bazı şeyleri kafasına takıyor şu sıralar. İşte geçmişte yaşadığı sorunlar olabilir, aileyle ilgili, ilişkileriyle ilgili sorunlar olabilir. Yani yaşadığı birçok şeyi aslında değerlendiriyor. Bazen kendi kendine soru cevaplar yapıyor. Yani kafasında çok fazla konuşuyor sevgili oğlaklar. Bunu bırakırlarsa hayatın ne kadar güzel, ne kadar akıcı, ne kadar sürprizlerle geldiğini aslında fark edecekler. Size tavsiyem çok geçmişte yaşamamanız. Birisi de size karşı çok mahcup çıkmış. Açıkçası boynunu bükmüş, belki sizin gönlünüzü kıran, sizi kıran, üzen bir insan olabilir, bir yakınınız olabilir. Bu insan size belki özür dileyerek bir adım atacak, ilerlemeye çalışacak, yanınıza gelmeye çalışacak açıkçası. Böyle bir olayla karşılaşabilirsiniz ama şunu da söylüyorsunuz, ne kadar kırgın, küs olsam da bir size karşı atılan adımda açıkçası karşılıksız kalamıyorsunuz. Oğlakların aslında genelinde bir şefkat vardır. Hakikaten siz de bu insana karşı bir adım atacaksınız. Yani size her yaklaşan insana boş çeviremiyorsunuz. Ve ahtapot gibi böyle etrafınızı çevreleyen bir olay var. Yani bir olay sizi çok etkisi altına almış açıkçası. Yaşadığınız bir şey olabilir, bir rüya olabilir, yaşadığınız bir olay olabilir. Bir kişi de olabilir. Bu bir ahtapot gibi, yani her yerden kolu çıkabiliyor. Belki size zarar vermek isteyen bir insan, bir kişi de olabilir bu. Yani kolunun uzanamayacağı bir yer yok gibi. Sadece şunu söylemek istiyorum. Aslında bu insanın kendine zararı olacak. Hakikaten kendi kötülüğünde hani boğulacak deriz ya. Aynı onun gibi kendi yaptığı kötülüklerle üzerinde kalacak bu yaptığı kötülükler. Size pek zarar veremiyor. Her konuda bir artı katacaksınız kendinize. İş olabilir, evinizle ilgili güzel yenilikler olabilir, ilişkiyle ilgili güzellikler olabilir. Yani birçok konuda artılar yaşayacağınız, güzellikler yaşayacaksınız. Bir de bir davete, belki bir kutlama olabilir. Sevdiğiniz kişiyle ya da dediğim gibi eşinizle, evliyseniz şayet eşinizle katılacağınız güzel bir davet olabilir, güzel bir kutlama olabilir. Güzel bir zaman geçireceksiniz. Böyle kara bulutlar hep geçip gitmiş, geçmişte kalmış. Bazı ailevi sorunlar çok yaşamışsınız. Özellikle maddiyatla ilgili ailenizin sanki size karşı çok adil olmadıklarını düşünmüşsünüz, böyle hissetmişsiniz.
kardeşler arasında sorunlar, sıkıntılar yaşanmış gibi maddi konular yüzünden oluşmuş bunlar. O yüzden dediğim gibi yaşadığınız sorun, sıkıntı ya da dediğim gibi tatsız şeyler aileyle ilgili özellikle geride bırakıyorsunuz, geçmişte bırakıyorsunuz. Çok dönmek istemiyorsunuz bu detaylara. Sadece insanların size gelmelerini, size yaklaşmalarını bekliyorsunuz bu anlamda. Çünkü ne kadar haklı olduğunuzu yakındaki çevrenizdeki insanlar da biliyor. Siz de haklı olduğunuzu bildiğiniz için açıkçası çok adım atmak istemiyorsunuz bu anlamda. Sizi üzen ya da sizi kıran, haksızlığa uğramış olan siz kendinize adım atılmasını bekliyorsunuz ve evet haklısınız bu konuda. Dediğim gibi çok büyük sorun, sıkıntı yok. Sadece dediğim gibi bazı geçmişte yaşadığınız sorunları biraz fazlaca düşünüyorsunuz. Bakalım tabağınızda şimdi neler çıkmış. Evet sevgili oğlaklar, tabağınızda da bir nokta var. Yani bir şeyi ya bitireceksiniz ya devam ettireceksiniz. Bu bir iş olabilir, yapmış olduğunuz bir işle ilgili bir konu olabilir. Dediğim gibi bir karar vermeniz gerekiyor ve siz ya nokta koyup ya da devam ettireceksiniz. Uzunca zaman bir şeyi açıkçası fazlaca düşünmüşsünüz bu sıralar. Bu yüzden de biraz kafanız karışmış gibi. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bazen hayatınızda, işinize, ailem dediğiniz, kendi yakınım hissettiğiniz akrabalarınız olabilir. Bazen fazlaca detaylara girip hayatınıza müdahale etmeye çalışıyorlar ve siz bundan açıkçası hiç hoşlanmıyorsunuz. Yani muzdarip olduğunuz konulardan, nedenlerden bazıları bunlar. Yaşadığınız sorunlar, sıkıntılar bunlardan ibaret. İnsanların bazen haddini aştığını, bazen çizgiyi aşıp hayatınıza müdahale ettiğini, işte işlerinizde karışıldığını hissediyorsunuz ve açıkçası bazen çok donup kalıyorsunuz. Ne yapacağınızı ya da nasıl davranacağınızı bilemiyorsunuz ama insanlara tepkinizi verirseniz ya da rahatsız olduğunuz konularda düşüncelerinizi belirtirseniz hakikaten insanlar nerede durması ve nerede konuşması gerektiğini daha iyi bileceklerdir. Yani şunu söylemek istiyorum. Sınırlarınızı çizerseniz, sınırlarınızı belirtirseniz insanlar da emin olun bunları aşmayacaktır. Sadece bazı şeylere inanın çok tepkisiz kalabiliyorsunuz. Çünkü çok şaşırıyorsunuz. Şöyle bir yapınız var sevgili oğlaklar. Siz hiç kimsenin hayatına müdahale etmeden, hiç kimseyi kırmadan, dökmeden, hiç kimseye yaralamadan korkuyorsunuz yani yaralamaktan insanları ve bu şekilde davranmaktan açıkçası çekiniyorsunuz. Hani sadece insanlardan beklediğiniz saygı ve siz nasıl insanlara bu şekilde davranmıyorsanız insanların da size hayatınıza bu şekilde davranmalarından hoşnut değilsiniz ama dediğim gibi konuşmanız, söylemeniz ve kurallarınızı belirlemeniz gerekiyor. Eğer sessiz kalırsanız kabul etmiş ya da işte tepki vermemiş olduğunuz zaman yani pek bir farklılık olmuyor açıkçası. Doğayı çok seviyorsunuz. Belki şöyle bir şey söyleyebilirim. Ufak bir gezinti, ufak bir böyle kafa dinlemek adına küçük bir seyahat düşünebilirsiniz ama şu an için bir yolculuk sizin için söz konusu değil. Yolunuz kapalı çünkü işleriniz hakikaten çok birikmiş, yoğunlaşmış. Böyle bir belki de bir hayaliniz var. Böyle doğayla iç içe kalıp baş başa kalıp sessizlik istiyorsunuz ama dediğim gibi şu an için yolunuz kapalı. İşlerinizi biraz toparlamanız, bazı şeyleri düzene sokmanız, oturtmanız gerekiyor. Bundan sonra zaten dediğim gibi daha iyi şeyler, daha güzel şeyler olacak. Bazı şeyler böyle tohum gibi ekeriz ya böyle filizlenir. Sizin de hayatınızda onun gibi ektiğiniz birçok güzel şeyi biçeceksiniz hakikaten iyi anlamda.
güzel olan şeyleri biçeceksiniz sevgili oğlaklar. İnşallah bundan sonra hayatta istediğiniz her şey gerçek olur, gerçekleşir. Hoşça kalın diyorum.